Merhabalar, eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda iki şehrimizde daha uzaktan eğitim kararı alındı. Bu şehirler hakkında sizlere bilgi vermeye çalışacağım. Öncesinde kanalımıza abone olmayan %75'lik bir kısımdaysanız mutlaka kanalımıza abone olun arkadaşlar. İlk açıklamamız Erzurum Valiliğinden yapıldı. Baktığımız zaman okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumlarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam ediliyor. Herhangi bir aksama söz konusu değildir. Birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerinde okullarda tam zamanlı olarak aynı şekilde yüz yüze devam edilecektir. Uzaktan eğitim söz konusu değildir. 8 ve 12. sınıflar için mezunlara yönelik destekleme ve yetiştirme kurslarının salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze devam ediyor. İlkokullarda eğitim 2 gün, okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam edecektir. Ortaokullar 5, 6, 7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçildi arkadaşlar. Yüz yüze bir eğitim ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında söz konusu değildir. 8. sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam edecekler. Geri kalan zamanlarımız ise online eğitimle geçecektir. Lise hazırlık 9, 10, 11. sınıflar tam zamanlı uzaktan eğitime geçtiler. Yüz yüze eğitimi bir süreliğine geride bırakıyoruz arkadaşlar. 12. sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı olarak yüz yüze devam edecekler. Salgın tedbirleri çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda sınavlarımız gerçekleştirilecek. Herhangi bir değişiklik olduğu zaman, iptal ya da ertelemeler olduğu zaman kanalımızdan gerekli duyurularımızı sizlere yapacağız. Ayrıca yüz yüze eğitime devam edilen sınıf kademelerinde okula gitmeniz zorunlu değildir arkadaşlar. Bilir rızasına bağlı olarak bir dilekçe doldurduktan sonra eğitiminize online olarak devam edebilirsiniz. İkinci şehrimize baktığımız zaman karşımıza Eskişehir çıkacaktır arkadaşlar. Eskişehir'de ise bizi ilgilendiren kısımdan bahsedelim. Vaka sayılarının artışının önlenmesi amacıyla ek listede yer alan eğitim kurumlarının ve tüm özel eğitim kurumlarının özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulları ve okul öncesi eğitim kurumları 8 ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiş. Burada belirtilen kademede bulunmuyorsanız arkadaşlar Eskişehir'de uzaktan eğitime geçildiğini, yüz yüze eğitime ara verildiğini sizlerle paylaşalım. Eğitim alanındaki duyurularımız geldikçe, önemli açıklamalar yapıldıkça kanalımızdan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen %75'lik kısmı atlamayalım. Mutlaka kanalımıza abone olalım çünkü çok emek veriyoruz arkadaşlar. Bir abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.